Merhabalar efendim, Billur TV'ye hoş geldiniz. Niye hep bunu söylüyorsun diyeceksiniz. Çünkü her program ayrı bir program. Belki daha öncekileri seyretmeyip bunu açacaksınız ilk önce. Çağatay Öztürk'le beraberiz. Psikoterapist arkadaşımız. Acayip bilgili biliyorsunuz. Biz bir de çok eğleniyoruz yani. Bu programları çekerken de eğleniyoruz. Program aralarında da çok eğleniyoruz. Değil mi? Hafta sonu çektiğimizden de ben çok eğleniyorum. Hafta sonu çekmeyi zaten kabul etmemin tek sebebi bu. Yoksa ya hafta sonu bir de ciddi ve böyle benim relax olamayacağım bir ortam düşünebiliyor musun? Bir de aynı ofise geliyorsun tekrar bizim için. Yani çok teşekkür ederim. Rica ama ederim. Aylardır ama gelmiyordum. Bak demin Instagram'a bakıyordum. Bir resim koydum. Bu ikiliyi çok özlemiştik diye mesaj gelmiş. Bana da hep soruyorlar. İnan bak havaalanında biri biz görüyor. Biz sanki yapışırız senden. İşte o çok komik yani. Onu soranlar diyor ki Bildir Hanım nasıl? Değil mi? Ama şimdi Didem'le yapıyorlar. Didem Balçın'la. Ha. Şimdi biz çok yakın arkadaş olduğumuz için Didem'le hakikaten bazen yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor denir ya. Bir de tabii seninle şimdi evlerimiz çok uzak. Onunla çok yakınız. Mesela şey diyor. Çağatay Bey Didem Hanım'a da işte bize hediye gönderiyorlar. Didem'e de gönderiyorlar. Ama Didem'i ne güzel bir şey. Çok aile gibi kabul ediyorlar. Yani tanıyorlar şimdi. Seni de ben öyle düşündüklerini düşünüyorum. Hani bizim enerji hatta bana şey diyen var. Siz Bildur Hanım'la birlikte mi büyüdünüz? Diyorum ki birlikte büyümedik. Ben o sırada Londra'daydım. Ha. O büyümüştü o ben geldiğimde diyorum. O ben benden önce büyüdü. Ben de erken büyümek ve serpilmek için Londra'ya gittim. Şaka bir taraf ama aramızdaki sevgi bağını ve gönül bağını ama anlıyorlar. Ama şöyle de bir yakıştırma var mesela. Buğra'nın şimdi benden başka tanıdığı bir kadın yok mu dünyada? Bir tek ben olmaz, miyim? Olur var. Mu? Tabii var. Kadın arkadaşları var. Mesela bir tane çok yakın arkadaşları var. O da caddede oturuyor. Sık da görüşüyor kızla. Diyorlarmış ki hep işte görüyoruz. Billur Hanım yok yanında. Dedim biz beraberiz diye böyle kıç kıça mı dolaşacağız ömrümüz boyunca? İşte siz hani karı koca gibi kabul ettiği için sanki tamam, her karı koca yan yanaymış. İşte öyle sanıyorlar halbuki yani. Halbuki biz çok vakit geçiririz bir de beraber. Ya da bilinçaltı orada şey mi bekliyorlar hani mesela. Niye başka bir kızla dolaşıyor? Ya da işte senle beni de mesela Didem'le de aranız mı kötü? Niye bir arada değilsiniz? Ya işi gücü var çünkü çalışıyor sette şu anda. Hani haydi ben ya. De başka bir yere seyahate gidiyorum. Hani bir de her dakika birlikte değiliz sonuçta tabii ki. Daha önce konuştuk ama biz bunu bir programda. Konuştuk. Bugün çektiklerimizden birinde. Yani evet. Böyle bir mecburiyet de yok. Devamlı birlikte olacaksın canım, diye. Olur. Hani sen dedin ya kendimi özlemek hiç hoş. Ben de öyle mesela yalnız kalmayı çok severim. Bu Buğra'yı sevmediğim anlamına gelmiyor ki. Ya tabii. Da Buğra mesela der ki bana ben bir hafta seyahate gideyim. Ay bayıla bayıla yollarım bir hafta evde tabii. Yalnız kalacağım diye. Tabii. Sevmediğim için değil. Yani değil çiftlerin kesinlikle ayrı kalması da gerekiyor. Ya bir de şöyle bir şey söyleyeceğim Bilur'cum. Sadece çiftler değil. Şimdi kendi yaşadığımız rasyonel kimlikler anlamında da ara veriyoruz. Ben mesela şimdi hafta sonları terapist kimliğinde olmak istemeyebilirim. Sen sürekli elinde mikrofonla sunucu olarak gezmiyorsun. Tabii ya bazen salaş, salapati gezmek istersin. Ben genelde öyle geziyorum. Hayır ama yani sen şimdi şu anlamda da hani pijamayla işte, sokağa çıkıyorum caddede. Tamam, ayağımda işte, terlik, tamam işte. Altımda kareli yani pijamayla. O gün sunuculuğun, ünlü olman, bilinir olman kimse ilgilendirmiyor. Öyle gezmek istiyoruz. Yani kendi kimliğimizde İnsanları bile. İnsanları ilgilendiriyor da beni ilgilendirmiyor öyle diyeyim. Evet bu arada suyum gitmiş benim bugün, su. Bugün nerede? Ne konuşacağız bu programda? Şimdi bugün eleştiri psikolojisini tabii konuşacağız, tartışacağız. Çünkü hem eleştiri ne anlama geliyor, hem eleştiri psikolojisi denildiği zaman nereye kadar nasıl eleştiriliyor ve bu insan üzerine nasıl bir psikoloji yaratıyor? Çünkü bazen bizim toplumda hani o İngilizce'de kritik etmek tabiri vardır ya, kritik etmeyi karşı tarafı yargılamayla evet, karıştırabiliyoruz. Öyle. Bir de hakaretle. Veya hakaretle veya onun kişisel alanına fazla girip onu sahiplenmekle karıştırabiliyoruz. Onun için bence hani eleştiri ne anlama geliyor? Eleştiri psikolojisinin aslında altında yatan ama hizmet ettiği amaç ne? Ve tam da bu noktada gerçekten eleştiri söz konusu olduğu zaman nasıl bir anlayışla onu biz içimize sindirmeliyiz, absorbe etmeliyiz? Bütün bunları bence konuşmalıyız. Bir de pozitif eleştiri yok mudur? Bizde eleştiri dendiğinde hep negatif bir şey gelir akla. Çok doğru. Mesela criticize anlamında. Etmek de, kritike etmek bir şey. Bir filmin kritiği vardır mesela. İyi de olsa kritik ederler, iyi kritik yaparlar. Kötüyse kötü kritik yaparlar. Real değil derler, mi? Evet, tabii. Şeyde yani kötü müdür mesela eleştiri negatif bir kelime midir yoksa eleştirinin pozitifi de var mıdır? Hayır bence yapıcı ve yıkıcı olmak üzere iki türü vardır. Ama en ideali tabii ki yapıcı eleştiri ve bir eleştiriyi siz olumsuz bir takım tanımlamalarla yapabilirsiniz. Ama bu olumsuz tanımlama yapıcı bir içerikte yapılıyorsa son derece faydalıdır. Yani ben sana şunu diyebilirim. İşte Billur şu saç rengi seni solgun gösteriyor. Bu negatif bir yorum üstünden
pozitif ve yapıcıyı amaçlayan bir anlayış içerisinde. Bu ne biçim saç rengi be, sen kendi tipine baksana, bunun yakıştığını mı zannediyorsun demek varken. Dediğin zaman şimdi o zaman bir de şu da var. Mesela tabii bunu farklı farklı kimlikler üzerinden de değerlendirebiliriz. Mesela işte şimdi sosyal medyanın üzerinden insanların birbirini çok sahiplenmesi var. Onun üstünden eleştiriler var. İşte sen bunu yıllardır yaşıyorsun. Çok ünlü bir kadınsın ve ünlü olmanın getirdiği sorumluluğu bazen çok abartabiliyor bazıları. Yani hem ünlü olan kişi abartabiliyor, hem de onun işte fanı olan ya da onun seveni olarak onu takip eden kişi araştırabiliyor. O da tabii ki dikkat edilmesi gereken sınırlarla ilgili. Dolayısıyla eleştiriyi yapıcı ise mutlaka olumlu olarak ele alıyor olmamız gerekiyor. Bir de az önce söylediğin çok önemli bir nokta var. Ben mesela bizim ülkemizde bir restorana gidildiğinde, bir yerde servis alındığında çok ciddi anlamda hep olumsuz bir şey varsa, yolunda gitmeyen bir şey varsa geri dönüş, geri bildirimde evet, bulunan insanlar görüyorum. İyi şeyler söylüyorsun. Ama iyi olduğunda asla, ama onu şey gibi görüyor, zorunluluk. Hani zaten diyor para veriyorum, karşılığında da böyle bir servis tabii ki alacağım bu restoranda. Ama yemekler çok güzeldi, harika bir servis yaptınız, çok teşekkür ederim demek. Çok az insan yapıyor. Ya da şu oluyor işte, mesela ben bununla ilgili ilginç bir şey yaşadım. Benim de her olayla ilgili yaşanmıştık bir şeyim var. Ne ilginç yani. Ama belki direkt aklınıza gelmiyor, benim hepsi geliyor. Şimdi mesela para vererek servis aldığım bir şeyle ilgili ben teşekkür ediyorum. Hani bu Instagram sayfamızda belli bir sayının üstünde yoğun bir takipçimiz olduğu için. Yani onlar için de bir jest oluyor, teşvik edici bir şey oluyor. Birileri bana böyle özel DM bölümünden işte o hayatı da beleş yaşıyorsunuz. En sonunda geçenlerde açıklama sen yapma gereği duydum. Sen para vermedin zannediyor, onun için yazdın zannediyor. Çünkü o kadar bilinmiyor ki, bu o kadar az bir üslup ki bizim ülkemizde. Ben de açıklama yapmak zorunda kaldım. Çıktım dedim ki arkadaşlar, ben hem aldığım servisin parasını veriyorum, bir bedel ödüyorum. Hem de insanlık adına ve kalbimin, yüreğimin inceliği adına bunun için bir teşekkür ediyorum. Neden bunu ben aldığım servisin karşılığını ödememişim ve beleşten ve işte ne derler otlakçı bir zihniyetle yaşıyorum sanıyorsunuz ve varsayımda bulunup beni yargılıyorsunuz. Çünkü işte hediye edip bizle ilgili güzel bir şey yaz dendiği için insanlar da zannediyor ki her güzel şeyi sen bedava elde ediyorsun. Ayrıca diyelim ki beleş yedin kime ne? Bir de öyle bir durum var. İşte doğru, ama yani orada aslında nüans olan şey, ince bir nüans var orada. Yani parasını vererek aldığın şeye de ekstra iltifat edebilirsin. Evet. Parasını verdin diye. Şimdi şu olmuyor mu? Bana da mesela seansa geliyor, parasını ödüyor. Ama çok memnun kalıyor. Diyelim ki 2 yıllık bir terapinin sonunda evleniyor. Şimdi ben böyle hediye falan kabul etmiyorum danışanlarımdan prensip olarak. Yani böyle hani maddi değeri olan hediyeler, işte böyle kaç bin dolarlık saat bilmem ne, kesinlikle. Ama işte bir çiçek göndermek istiyor. Bir çikolata getiriyor. Teşekkür ediyor. Şimdi o orada başka bir şeyin tezahürü aslında. İçindeki sevincin, mutluluğun, senin onu biliyorlar çoğu zaten maddi yüksek değer olan şeyleri kabul etmediğimi. Dolayısıyla hani ona da o kendini öyle ifade etme şansını ve iznini veriyor olman gerekiyor. Ama şimdi biz eleştiriyi işte son derece yıkıcı ve karşı tarafı zedeleyici şekilde yaptığımızda işte o eleştiri psikolojisi insan psikolojisini çok ciddi anlamda etkiliyor. Bazı insanlar, emin ol bana, çok yıkıcı yapıldığı için ben fiziğinden ötürü, işte cinselliğinden ötürü, başka konulardan ötürü kötü ve olumsuz ve yıkıcı bir şekilde eleştirildiği için takıntılı bir hastalığa sahip olup alkol bağımlısı ve madde bağımlısı olan insan biliyorum. Hadi be. Ya bana şunu diyen var, Çağatay Bey bana şu lafı etti, ben o günden sonra... Bir kişiden dolayı mı? Ama işte sevgilisi ve ona şu lafı edip hani senin işte sen şöyle başarısızsın, şöyle bilmem nesin, yatakta cinsellikte şöyle deyip onu takıntı haline getirip o günden sonra bir tane içki içtim, bir tane daha geldi, bir tane daha geldi, içki yetmedi, uyuşturucuya başladım ve ben şu anda bir bağımlıyım artık. Ve bana sorsanız kırılma noktası neresiydi? Tam da burasıydı. Belki size çok aptalca ve saçma gelebilir bu ama gerçekten ben düşündüğümde, çok düşündüm. O lafı işittiğim günün ertesi günü ben gün günü kovaladı, o gün öbürünü kovaladı ve ben uyuşmak istedim. Ve ben bugün işimi gücümü kaybettim ve bağımlı oldum. Onun için ne olur insanlara ağzımızdan bir takım laflar ederken hep programlarında karmayı da konuştuk ya. Çünkü ona yaptığınız o kötülüğün farkına belki o an varmıyorsunuz ama herkesin kaldırma kuvveti, kaldırma gücü, dayanma eşiği aynı olmayabilir. Bir de niye? Yani bu sosyal medya ile bu çok kötü abardı yani son zamanlarda farkındaysan. Evet. Artık hakaret var.
Yani keşke sadece eleştiri olsa. Güzelim kadınlara bu ne çirkinlik. Ilgili. Başarılı tabii. Artistlere bu çirkin resmini bilme. Ya da mesela ya ben senin yerinde olsam bu adamla asla olmam. Bu bunda ne buluyor? Benim yerimde değilsin. Gayet basit bu bunda yani ne cevabı. Buluyor? Şimdi ya ne bulduğunu da izin ver ona kalsın ya. Bulduğuyla demek ki mutlu ki hani onunla devam ediyor. Hani bu bunda ne buluyor? Ya senin bulmayı istemediğin bir şey bulmuş demek ki. Bırak yani o onda ne buluyor da sen bu eleştiri yaparken ne buluyorsun? Bir de espri de anlamıyoruz. Biz geçenlerde işte magazin programına çıktık. Orada dedim ki Buğra'nın dedim bir gün annesi gibi durursam ayrılacağız. Şöyle ki yani sözüm var ona dedim. Çünkü annen gibi durursam sana yazık olur. Ayrılalım. Hani bu aramızda niye bir ona şaka. Yazık oluyor? Bu ve da ben yanlış bunu ya. Söyledim. Ve biz bunu gülmek için aramızda kullanıyoruz. Hatta böyle filmlerdeki komik sahnelere falan da işte bak bizim ilerideki halimiz falan deyip gülüyoruz. Bu bizim aramızda bir espri. Ben de bunu anlattım. Tabii. Ve bazı insanlar çok eğlenceli buldu, güldü. Bana bir yorumlar gelmiş şeyden, Instagram'dan. İnanamazsın. Sen annesi gibi değil, anneannesi gibi duruyorsun. Farkında değilsin. Yok bilmem ne. İşte şöyle böyle filan. Senin hayatında yakından kadın, da görmemiş. Hepsi tabii. Kadın bunları yazanlar. Tabii. Ne tür yaraları var? Kadının kadına yaptığına bak. Sen ne kadar ayıp bir şey. Benim yerimde olmak için belki bütün kolunu bacağını verecek insanlar bunları yazıyor. Veya buranın yerinde olmak için. Ne kadar ayıp bir şey. Tabii. Bir yani, yani hiçbir şöyle, yapıcılık bir dakika, yok. Ben bir şunu, espriyi anlamak yok. Hayır, ben ona... şuna da bir açıklık getireyim. Şimdi sen onun bir gün annesi gibi de durabilirsin ve o da bunu tercih edebilir. Ben, edebilir. Hayır, ben sana bir programda açıkladım. Ben zaten bunu espri olarak söyledim hayır, benim hayatım. Benim 18 yaşında beraberken, evet. Beraber olduğum kadın 38 yaşında gerçekten benim annem gibi duruyordu. Çok güzeldi. Onu 18 iken de sen bayağı küçüksün ama. Küçüğüm o da 38. Yani. 28 bile annen gibi durabilir yani. Ama bak şimdi o da senin gibi böyle sarışın platin saçlıydı, gözleri renkliydi, böyle çok havalı, hoş da biriydi. Ama ben bunu tercih ediyordum. Annem gibi durduğunu bile bile. Bir de böyle mesela biz bir yerlere giderdik. Çok eğlenirdik. Şimdi birileri böyle birbirine o yıllarda bir de kollarını dürterlerdi böyle. İşte bak görüyor musun oğlu yaşında. Hadi derdim öpücük zamanı derdim. Birden böyle hepsi onların yüzü kızarırdı. Bazen de arkadaşlarıma ben bunu anlatırdım şey derler. Ay utanmıyor musunuz böyle yapmaya milletin yanında? Ben yok onlar bize bakmaya utanmıyorsa ben niye utanayım? Yani ben karşıma sevgi gösteriyorum. Oysa beni röntgenliyor. Hani hangimizin utanması lazım? Değil hani mi? Doğru. Ben sevgi gösterdiğim için utanayım. O beni röntgenlediği için utansın. Hani az önce konuştuk ya telefonumda bir şeye bakıyorum. Ben bakarken işte birileri görürse. Ya görürse onun problemi. Bakmasın telefonuma. Hani ben telefonumda bakıyorum. Evet. Kiminkinde bakayım. Evet. Hani kafanı uzatıp başkasının telefonuna bakma. Bakıyorsun. Bakma. Bizde ama şöyle şeyler var. Ayıp olmasın diye yapmadığımız bir sürü şey var. Ama karşımızdakinin bizi ayıp ettiğinin farkında değiliz mesela. Ben de çünkü böyle toplum biraz için var olan bir milletiz evet. Biz. Ben bunu kitapta yazdım ya. Hani misafir terlikleri var, misafir pijamaları var. Misafir için salon açıyoruz. Kendimiz içeride küçücük odaya tıkılıyoruz. İtiş tepiş oturuyoruz. Hayır ben o yüzden kitaplarımdan birinde önce sen de şey diye başlıyorum ya kitaba. Hani, ne olur bana yabancı muamelesi yapın. Sen yabancı değilsin deyince sıradan bardakla geliyorsunuz falan. Bana yabancı muamelesi yapın. Ben de kendime yabancı ve misafir muamelesi yapıyorum. Çünkü misafir koltuğu ben her şeyin en iyisini kendime kullanırım. Evet aynen. Ve evime de biri gelir. Aynen öyle. En iyisini. Yani ne münasebet misafirmiş. Misafir de geldiğinde o kendime neyi kullanırsam aynen öyle, aynısını öyle. Da ona kullanırım. Çıtanın en üstü neyse. Beğenmiyorsa o, bir daha gelmesin zaten. Ha o bana derse ki hani bunun daha da misafiri yok mu? Hani ultrası. Altın bizim, kalkmalı tabağın yok mu filan. Bizim ben evin geldim. First class'ı bu. Hani sen bilemiyorum en büyük. Hayır bana bazen temizlik günlerinde giyersin. Sana onun için aldım dedi bir gün bir akrabamız. Ne demek o? Benim temizlik günlerinde ya dedi. İşin? Hani dedim kadınlar regl oluyor filan onu mu kastediyorsun filan dedim. Sonra dedi ki hayır dedi yani özel günlerde bayram. Valla ben her gün bayram gibi. 5 dakika sonra. Neymiş o hediye? Bluz ne? Çok güzel bir pijama takımı getirmiş. Temizlik hani böyle, günlerinde. Ya da işte ileride hastaneye falan yatarsan millet ziyaretine gelirse dedim ki ya ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Ben şimdi hemen giyeyim. Bir güzel yırttım onu bir güzel giydim. Ay öyle bir porselen reklamı vardı. O kadar hoşuma gitti ki. Burayla hatta şaşırdık Türkiye'de bunu düşünüp de yazmışlar reklam olarak diye. Bir şirin kız çocuğu var her şeyi böyle olmadan önce yapıyor. Mayo giyiyor böyle kışın ortasında. Hı-hı. İşte daha yaz gelmedi diyor babası. Olsun ben şimdi giymek istedim evet. Diyor. Ondan sonra aynen. Çeyizine gelen takımları da o porselen reklamı için markasını hatırlamıyorum. Bu sofra kurmuş ailesine. Annesi diyor ki ay kızım o senin çeyizindi niye açtın diyor. Tabii. Kız da diyor ki budur işte ya sizle paylaşmak için hani. Mesela, bu güzelliği. İşte ne, onu duygu. Sakla bunu sakla benim dadım vardı öyle kadın öldü.
bizim aile emektarı, evini boşalttım ben de, bütün kıyafetlerini falan işte doğuya moğuya gönderdim. Kadının giyilmemiş neleri çıktı. Kadın 85 yaşındaydı. Çeyizleri çıktı. Hiç evlenmemişti. Annem böyle yapıyor. Ah ben o palto, bu paltoyu ona Londra'dan getirmiştim. İstemiş annemden. Annem getirmiş, bir kere bile giymemiş. İleride lazım olur diye saklamış. İşte bilmem ne saklamış, 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 saklamış. Sefil sefil de giyiniyordu, yaşıyordu. Hiçbir şeysini kullanmamış. İmkanı var. Yani bu şeye benziyor. Milyonları var bankada, kulübede oturuyorsun. Harcasana kardeşim paranı ya. Her şeyde bu böyle. Yani düşündüğünde hani aslında neye hangi duyguyu yüklüyorsan senin için onu ifade ediyor. Bence bunu bir gözden geçirelim. Yani onu işte ona, o da kendince öyle bir duygu yüklüyor. Çünkü dediğim gibi hani el aleme karşı var etme psikolojisi var ya. Hani benim öyle değil mesela. Ben düşündüğümde hani belki bunun için bazen eleştiriliyorum da insanlar tarafından, yakın aile çevresi tarafından. Ben ama mesela eleştiriyle nasıl baş ediyorum biliyor musun? Buradan bir sır vereyim. Eleştirilmeyle alakalı takıntı problemi haline getiren kişilere. Çünkü ben kendimle alakalı diyorum ki mesela ben sıra dışıyım ve insanların beni anlaması zor olabilir. O yüzden ben onun beni anlamasını beklemediğim için benimle ilgili ettiği laf da onu bağlar. Onun algısıyla ilgili bir şey. Aynen öyle. Hani ben bu eleştiriyi gerçekten hani üzülerek ya da beni rencide edecek bir şekilde algılayamıyorum. Yani ben öyle bir geçmiyor bana. Onun için istediğin kadar canımı acıtacak şekilde söyle. Beni hiç etkilemiyor. Yani ben senin için üzülüyorum. Evet, bu kadar zaman. Evet, insanlar eleştiriden çok etkileniyorlar değil mi? Çok, çok etkileniyorlar. Hasta yani olan var. Eleştiri psikolojisinde onu konuşalım. Sen ben gibi tipler pek aldırmıyor. Ben bana ters bir şey söyleyene kıskanıyordur deyip geçiyorum. Ben fark edilmezsem mesela çok bozulabilirim bu kadar şeye rağmen. Hani beni hala fark etmediler. Bir yaramazlık yapıp bir şeyi kırıp dökebilirim yani. Şaka bir tarafa da. Yani gerçek yok hiç öyle değil. Onun espri olsun diye. Eleştiri psikolojisini peki, ama herkes sen ben değil yani karakter olarak. Hayır, işte onu nasıl, diyorum. Nasıl çoğunluk şey yapacak bizimki yani gibi kaldıracak insanlar. Şöyle işte orada şunu düşünecek. Bu yaptığı eleştirinin gerçekten neye hizmet ettiğini düşünecek. Kendinin o kişiden farklı bir birey olduğunu, farklı deneyimleri olduğunu, farklı beklentileri olduğunu dikkate alacak. Ve gerçekten canını acıtacak bir noktada işin mantık tarafına eğilecek. Yani duygu tarafında kitapta var onunla ilgili bölüm. Duygu durum dengelemesi diyoruz. Duyguya girmeyecek, durumsal yaklaşacak. Hmm. Duyguya girdiği zaman o duygu onu gerçekten... Biz çok duygusal bir toplumuz ama yani duyguya girmeden sanırım. Bir de Orta Doğu toplumuyuz, dokunsal toplumuz. Yani bizim yaşadığımız bölgede de insanlar böyle daha bir drama queenlik var. Valla işte toplum burada öyle falan. Olabilir ama onun öyle olup olmaması bizim tercihimiz. Bizim ülkede tabii çok az insan sıraya giriyor. Tamam sıraya girmeyen bir toplumuz ama tercihen ne kadar çok insan bunu tercih etmeye başlarsa, hayır mecbur öğreniyor sistem çünkü daha oturuyor. Sen şimdi bir bankaya gidip numaratöre basma diye bir şey varsa mecbur sıraya giriyorsun. Basmayınca orada birileri hırlamaya başlıyor. O zaman da mecbur öğreniyoruz. Yani sistem öğretiyor tabii. Bizim biraz daha zamanımız var. Bir İngiltere, Amerika gibi kendiliğinden ya da Avrupa ülkeleri gibi yapmıyoruz işte mecbur. Ama onlar yüzyıllardır bunu yaptıkları için artık genetik kodlarına işlenmiş tabii. Bir bilgi olarak onların doğumunda. Bir de mesela sen kurallara uyduğun ve gerçekten doğru davrandığın için de eleştirilebiliyorsun. Ben Türkiye'ye ilk geldim. Sabah 3 bir gün trafik ışıklarındayız. Kardeşim dedi ki abi ne bekliyorsun? Burası İngiltere mi dedi. Pardon anlamadım dedim. Kırmızı ışık yanıyor dedim. Ya 3 olsun 5 olsun. Kırmızı ışık. Bomboş yol ya. Geç git boş ver. Burada MOBS kamerası yok dedi. Bak dedim kameranın olup olması ilgili değil. Ben de çok kuralcıyımdır. Evet biliyorum mesela elindeki çöpü bekletirsin. İşte çöpleri ayırırsın. Sen de ışıklarda falan geçerken çok titizsindir. Biliyorum. Çünkü neden? Yani bir şekilde bak hayatın başka yerinde düzgün yaşayan insan orada da öyle yaşıyor. Yani trafikte de öyle biri oluyor. İşte başka umum açık yerlerde de saygılı oluyor. Bu birazcık da kişinin varoluş biçimiyle alakalı bir konu. Onun için hani kafamızı değiştirirken orada öyle, burada böyle, şurada şöyle değil. Bir bütün olarak, paket olarak. Şimdi Avrupalı, dur sokağa çöp atabilirsin ama tüküremezsin. Ya Türkiye'ye geldik, dur burada pis ben çöpümü atayım diyor mu Avrupalı? Diyor mu demiyor. Burada da aynı devam ediyor. Valla benim bir arkadaşım Türkiye'ye geldiğinde şey dedi. Sizin Pakistan'dan trafikte tek farkınız orada inekler geziyor dedi. Burada dedi yani inek yok dedi trafikte. Yok canım o kadar da değil. Ama yok şimdi gelişti. Yani. 10 yıl önce çok kötüydü. Doğru. Yani hala da yani şimdi trafik gerçekten kötü. Ama şimdi zaten artık
artık bu kadar kalabalık bir şehirde kurallara uymak zorunda kalıyorsun. Valla ben geçenlerde İzmir'deydim. İzmir'e aşığım. İzmir ve İzmirlilere olan merakımı. Çok tatlıdır İzmirliler. Çok. Ya. İzmirlilere olan merakımı da herkes biliyor. Ama şimdi üzgünüm. Dost acı söyler. İzmir'in trafiği beni dehşete düşürür. Öyle mi? İnanılmaz bir şey. Yani İstanbul'dan daha ilkeller. Ya da İstanbullulara mı uymaya çalışıyorlar? Ya inanamadım hani. Eskiden böyle değildi, bundan bir 10 yıl önce falan İzmir'de trafik daha farklıydı. Yani daha düzgün, daha medeni. Daha tenhaydı da ama. Bir de çok kalabalıklaştı. Evet, çok doğru söylüyorsun. Onunla ilgili. O yüzden eleştiri psikolojisi söz konusu olduğunda, yani bazen iyi şeyleri yaptığın için de, işte az önce anlattığım örnek sabahın üçünde, hani burası İngiltere mi? İşte pasaportta mesela bakıyorsun kuyruğa giriyorsun. Bir de o var. Şimdi bir gün benim anılarım bitmiyor ama hep iyi oluyor. Konulara şey oluyor. Bir şey. Tabii canım, anısız hayat mı olur? Evet, hayır, konulara çeşne oluşturuyor. Ha. Kadının bir tanesi bir gün böyle pasaport kuyruğunda geldi ve yanıma dikildi. Hanımefendi, benim nüfusuma mı kayıtlısınız dedim. Şöyle baktı. Ne var be dedi. Ne var be dedi. Bir şey mi var dedi. Bakıyoruz dedi. Öyle dedi filan. Polis oradan Allah'tan müdahale etti. Hanımefendi, geri çekilir misiniz dedi. Kırmızı çizgiden geride duracaksınız. O da döndü. Ona döndü, şöyle yaptı. Memur bey dedi, ne var dedi, çok mu meraklıyım dedi onun pasaportuna dedi. Ay kadın, ya bir de haklıyken haksız duruma düşüyorsun. Zaten o sırada hanımefendi susun biraz dedim, susun. Zaten sıra geldi, yani siz susarsanız. Sonra neyse, polis çok dişli bir polis çıktı. Şimdi dedi sizi tutuklatırım dedi. Ha. Terbiyeli olun dedi. Siz dedi şu an dedi saygısızlık yapıyorsunuz dedi. Geçin dedi sıraya dedi. Yani şimdi hakikaten yani orada sen ona bir de İngiltere'de ya da Amerika'da ya da ileri bir ülkede sen bir de uyardığın için gerçekten sana teşekkür ediyorlar. İşte kusura bakma bir daha buradaki sana dönüyor şöyle diyor. Ben bir gün yine biri yere tükürüyordu. Dedim ki beyefendi, şu anda sizin tükürüğünüzde tüberküloz virüsü olmadığını nereden bilelim? Niye tükürüyorsunuz yere? Sizin de çocuğunuzun ağzına girebilir bu virüs. Ve mikrop kapabilir. Artı doğru bir şey mi bu? Bana döndü böyle yaptı. Sen dedi toplum zabıtası mısın dedi. Ben de Türkiye'ye yeni gelmiş. Vatandaşım sadece. Dedim ki bakın, toplum zabıtasıyla konunun bir ilgisi yok. Siz yere tükürüyorsunuz. Bu doğru bir şey değil. Sonra döndü dedi ki ben, bir de böyle bir şey var ya bizde. Ben dedi vergi veriyorum dedi bu ülkede. Dedi. Sokağa dedi çişimi bile yapabilirim istesem dedi. Hadi ya. Vay, dedim yapabilirsin ama sonuçlarına da katlanabilirsin. O zaman katlanmak zorundasın. Yani doğru bir şeye de yönlendirdiğin zaman bazen eleştirilebiliyorsun. Bana da şey, adam kabukları atıyordu, portakal kabuklarını şeyinden, arabasının camından. Ben de toplayıp böyle adamın kucağına bıraktım kabukları tekrar. Ha, bu tam adam dikkat reklamı gibi. TRT döneminde vardı ya. Adam bana dedi ki sen belediye reisi misin dedi. Dedim çocuk sokakları temiz tutmak için belediye reisi mi olmak gerekiyor? Bir de belediye reisinin işi gücü yok, gelip zaten onu mu yapıyor? Sokakları çöp. Hayır yani şey gibi. Yani diyor ki mesela sokak çöplüktür. Hayır, bence şunu diyor. İnsan konuyla ilgili olan kişi. O zaman sokakta birbirine tacizde bulunurken biz polis değilsek hiç müdahalede bulunup bir şey yapmayalım. Kimseye haber vermeyelim. Tabii ki de hayır. Ha, sen polissin. Böyle bir şey olabilir mi yani? Zaten bu kadar sorumsuz. Türkiye'de sorumlu vatandaş bilinci yok. Sizin yakada biraz daha var, Anadolu var. Yakası, cadde. Şeyde oralar mesela daha yurt dışında sorumlu vatandaş denilen bir şey vardır. Adam sorumsuz vatandaş de, yok. Evet, bir de mahallesini de şey yapar, çok seyreder, olumsuz bir şey olduğunda rapor eder. Burada o işgüzarlığa, dedikoduculuğa ve meraklılığa evrilir. Çok sorumlu ilginç. Vatandaş desen çok birisine. Evet. Şimdi ya o zaman sorumlu vatandaş öyle bir sorumlu olsun olur ki seni boğar sorumluluktan. Şimdi vay senin kızın gece niye çıktı filanlara gelir şey o iş. Ha, o şey meselesi ama ya el alem ne der kaygısıyla alakalı o dediğin yapılıyor. Yani onu böyle bir toplumsal statü olarak ve toplumsal sorumluluk olarak ele alıyor. Hani Türk filmlerinde de vardır ya bizim mahallenin kızı kültürü falan. Ama kendi mahallesini veya komşusunun kızını eleştirirken kendin evinde olup bitenlere bakmıyor ama insanlar. Ama kimse görmüyor onu. Şimdi görmediği zaman sorun eleştiri yok. Eleştiri psikolojisi diyorsun, yani başkasını eleştirmek de evet üstümüze yok ama kendimizi evet hiç eleştirmiyoruz. Başkası da bizi eleştirdiğinde kıyamet koparıyoruz. Zaten o zaman o sağlıklı ruh halinde biri oluyor. Bu anlattığımız her şey davranış bozukluğuna giriyor, kişilik bozukluğuna giriyor, özgüven problemine giriyor, özbenlik değerinde düşüklüğe giriyor, geçmiş yaşamdaki olumsuz deneyimlere ve travmalara giriyor. Yani bütün bunları taramak lazım. Bunu yapan insanlar niye böyle davranıyorlar? Bir baktığımızda ya rahatsız bir anne despot ve son derece diktatör bir baba figüründen ortaya çıkıyor. Çünkü ona da hep kuralla alakalı tepesine bindiği için toplumda kuralsız bir davranış modeline geçmeye çalışıyor. Ya da işte dayak yiyerek büyümüş
Mesela bambaşka, ben de mesela dayak yiyerek büyüdüm ama ben de bir cinsel haz noktasına çevirip saplantı halinde bedenimden zevk almak gibi bir dürtü gelişmedi. Ama bazısında öyle bir dürtü gelişiyor. Mesela geliyor bana cinsellikle ilgili yoğun bir saplantı problemi olan bir kişi, siz çok mu dayak yiyerek büyüdünüz diyorum, bir duruyor. Mesela nereden? Bir de şimdi onu da antiparantezde gittiğim konuyla ilgisi var yok ama mesela bir gün birileri geldi, böyle birbirini tanıyan birileriymiş. Çağatay Bey dedi, sizin işte dedi böyle garip garip varlıklarla dedi bağlantınız mı var dedi. Niye dedi? Yani dedi biz dedi size bir şey anlatıyoruz, siz hemen biliyorsunuz. Ya hanımefendi. Ha, senin medyum zannetti. Hayır dedim, duvarda daha da farklı. Duvarda dedim şu, yani üniversitelere ait dedim diplomalara rağbet etmiyorsunuz. Ona dedim itibar göstermiyorsunuz. Kalkmışsınız sürreal şeylerden bahsediyorsunuz. Yani bir kere bu söylediğim şey, size ben mesela örnek veriyorum, hani gece kaç saat uyursunuz ya da işte yemeğin üstüne mutlaka sıvı tüketir misiniz gibi bir soru sormuyorum. Konuyla ilgili bir şey soruyorum. Sebebi de şu, size bu soruyu sormamdaki amaç, örneğin dayak yiyerek mi büyüdünüz? Çünkü fiziksel haz noktasındaki kontrolsüzlükten bahsediyorsunuz. Diyorsunuz ki bende cinselliğe dönük bir saplantı var. Bu da bedensel hazla ilgili bir doyum probleminizi ortaya koyuyor. Dolayısıyla çocukluk döneminde dayak yiyerek fiziksel, şimdi İngilizceyi Türkçe'ye çeviriyorum ya kafamda bunları, physical pain, yani fiziksel acı alarak büyüdüysen onu fiziksel hazda çevirme ile alakalı bir saplantı oluşuyor. Çünkü o fiziksel acıyı sana verirlerken bir kontrol olmadığı için sende, şimdi o kontrolü sana vermişler, sen de kontrolü kontrolsüzce yaşıyorsun. Şimdi gel biz bunu onarmanın başka yoluna gidelim. Tabii ki yani bu tür kendinle alakalı böyle şeyleri yaşamayla ilgili bir hayat tercihin olabilir vesaire. Ama sen bana diyorsun ki ben bu dürtüyü artık kontrol edemiyorum. Ya Allah ne verdiyse sokağa çıkıyorum ve çok tehlikeli. Ben bazılarına sexually transmitted disease diye cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili testler yaptırıyorum. Ve o testleri zaten bu bizim işimizin bir parçası. O testleri yapmadan asla seansı almıyorum. Çünkü senin bana anlattığın hayat formülünde ciddi cinsel yolla bulaşan hastalıkların sana bulaşma ihtimali çok yüksek. Çünkü korunmuyorsun, tanımıyorsun. Bir gecede 3-5 kişiyle oluyorsun. Fiziksel bir hasta olması senin desteğini niye şey yapıyor, mani oluyor? Olur mu? O zaman şöyle bir şey oluyor. Eğer öyle bir hastalığı varsa erken dönemde tespit etmek, tedavisine yardım etmek. Olsun diye şey. Hayır, bir de hayır, iyilik değil. İşimizin bir parçası, çünkü hastalığı olan birinin psikolojisiyle olmayan birinin psikolojisi aynı olmuyor. Ama bilmediği bir hastalıkta psikolojisini bozuyor mu yani? Bozabiliyor tabii, bazı hastalıklar var. Psikolojik yönler etkiliyor. Şimdi geliyor mesela, ciddi anlamda hayatında onu depresif yapacak hiçbir şey yok. Ama bakıyorsun o hastalık, o virüsün onu depresif yapma olasılığı çok yüksek. Onu tespit ettiğimdeki izlediğim yolla belki antidepresan kullanması gerekecek. Belki hiç ilaç kullanmadan yolculuğumuza devam edeceğiz. Çok etkiliyor. Yapılan klinik çalışmalar sonucundan ilerlemek zorundayız. Dolayısıyla yani eleştiri psikolojisi kişinin, yani onu yapanları da biz hani burada birazcık böyle masaya yatırırken belki çok acımasız ve hani meze gibi konuşuyor gibi gelebilir seyircilerimiz, ama hayır. Bunu bu doğallıkla konuşuyoruz çünkü insanlar böyle algılıyor. Ama mutlaka onun da temeline inerim. Yani sokakta kuralcılıkla alakalı kural yıkan bir kişinin aile içinde büyütülürken ekstra, mesela bakıyorsun asker çocukları, pilot çocukları, işte böyle üniformalı ailelerin çocukları mesela lojman hayatı sürdürenler. Lojmandan çıktıktan sonraki psikolojisiyle lojman hayatı sürdürürken ki psikolojisi çok ayrı. Mesela bana diyor ki Çağatay Bey diyor, biz diyor lojmandayken diyor, hiçbir yere çöp atmazdık diyor. Hani cezaevinden çıkmış gibi, o demir şeylerin arkasından tel örgülüydü ya, şimdi değişti. Tel örgülüydü eskiden böyle askeri yerlerim. Hala da bazı yerler öyle. Lojmanları. Ama diyor mesela bir an kendimi böyle umumi yerlerde yere çöp atarken yakaladım. Sonra düşündüm, çünkü orada askeri o kadar temiz ve her yerde o kadar çabuk fark edilir ki o. Bir de evde kural, ama orada kural. Ama alışırsın işte atmaya atmaya. Ben de ama bazısında da şu ya, oluyor. Bilmiyorum. Ters tepiyor. Psikoloji karşı tepki geliştirme modelini çok rahat davranış olarak benimsememize yol açan bir formül de beraberinde getirebilir. Yani az önceki programda dedim ya, ya sahip olmadığın şeyle ilgili davranış pekiştirirsin ya da sahip olduğun şeyle ilgili süreklilik istersin. Senin söylediğin sahip olmayla ilgili, sahip olduğun şeyle ilgili sürekliliği gerektiriyor. Ama o da, şimdi dört tip kişilik tipi var. Popüler optimist kişilik, popüler optimist kişilik, barışçıl soğukkanlı, melankolik ve güçlü klorik. Şimdi bu kişilik tiplerine göre şekillendirdiğimizde davranış modelini karşımızdaki kişinin
normal şartlarda o kişilik modeline sahip biri olarak o davranış modelini ortaya koyması bizi şaşırtan bir tabloysa, geçmişteki travmalarına bakarız. O travmaları tararken de anne baba figürlerine bakarız. Sonra algı tipi, zeka modeli, karakter tipi ve kişilik tipinin masada doğum haritasını ortaya çıkardıktan sonra kişinin sahip olduğu genel haritayı, o davranış modeli nerelerde tetikleniyor, nerelerde karşı tepki geliştiriyor diye onun cevabını bulduğunuzda zaten davranışı nereden düzeltebileceğinizi bir uzman olarak bulursunuz. Onun için hani bizim işimiz de aslında bakıldığında soyutu somutlaştırmak üzerine kurulu bir iş. Ama işin içinde de gerçekten bir matematik var. Ben de onu diyecektim. Tam bir matematik işi var. Yani onun için hele psikanalist başta başında bir matematik. Çünkü şöyle de derler, bir dili çok iyi bilmen lazım. Yani bugün mesela ben İngiltere'ye ilk gittiğim zaman şöyle derlerdi. Klinik psikolog olmak ya da psikiyatr olmak için dili bilmen yeterli ama psikanaliz bölümünde okumak için o dili bazen de o ülkede yaşayan insandan daha iyi bileceksin. Çünkü bambaşka bir... Averaj halktan daha iyi bilirsin. Yani aynen öyle. Zaten o averaj halk bazen mesela psikanaliz dediğin zaman ne okuyorsun? Gerçekten mi falan yapıyorlar. Çünkü onun bile ne anlama geldiğini bilmeyebiliyor. O onunla ilgisi olmayan biri. İkincisi de ciddi anlamda bir mühendis gibi matematik zekan olması lazım. Yani matematik zekan yoksa bize bazen öyle derlerdi. Hani senin ezberin çok iyidir. Evet benim ezberim iyi ayrıca ama matematik ve o fen zekan, o mantığın, mühendis kafan ne demektir o? Sebep sonuç ilişkisi çerçevesinde olayları değerlendirme yetisi ve dürtüsü. Mühendislik bunun üstüne kuruludur. Sebep sonuç. Onun için psikanaliz de böyle bir şeydir. Yani karşındakini o sosyal zekanla dinlersin ama onu değerlendirirken sosyal, soyut ve mekanik zekanın bir kombini üzerinden yorum yaparsın. Ve bu denklem üzerinden ortaya çıkarsın. Onun için yani eleştiri psikolojisinde hayatta olumsuz bir takım tepkilerle var olan ve gerçekten yıkıcı var olan kişilere de eleştirel yaklaşmadan daha yapıcı, yani bu kişileri biz nasıl düzeltebiliriz, nasıl onları topluma kazandırabiliriz sorusunun cevabı da eleştirel kişiye eleştirel yaklaşmak yerine ya da yıkıcı eleştiri yapan kişiye yıkıcı eleştiriyle yaklaşmak yerine ona daha yapıcı ve daha farklı şunu şöyle yapsan daha iyi olmaz mı? Bunu böyle yapmamın sizce ne sakıncası var gibi daha yumuşak üsluplarla yaklaşırsak onu da topluma kazandırmış oluruz. Çünkü yanlışa da yanlışla karşılık vermemek gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Bir de daha çok çok uzaklaştıracaksın insanı. Tabii yani o şimdi zaten kayıp bir kimlik. Birisi, evet. Tabii yani çok kayıp kimlik. Mesela ama ben bazen çok... insan hani şimdi biz halkız yani. Sen şimdi bu işi yaptığın için zaten ne yapıyorsun be diyemezsin. Ama bazen ben... Yo diyen var. Diyorum. Ben umurumda değil diyor adam. Öyle ben hani ben şu an terapist miyim diyor falan. Ben öyle değilim. Ben o bilinci evet, hep taşıyorum. Sen onu çocukken de yapmışsın. Çocukken de böyle. Ben şeyi de anlamıyorum mesela. Ben sevmezdi yaşıtlarım o yüzden. Mesela doğrucu Davut. Düzeltirdim herkes. Mesela eleştiri psikolojisinden nasibini almamak için diyelim. Gündüz köpeğini dolaştırıyor. Kaka yapıyor köpeği. Hemen naylonlar çıkıyor. Onu topluyor filan. Aman millet laf eder birisi bana ama düşünse. Gece... Bırakıyor. Tabii. Ya kardeşim o zaman sen temiz bir insan değilsin bak. Hayır, bana göre. Bu da benim yargım. Ha. Toplum için. Yani millet bana laf etmesin diye köpeğinkini topla gece çıkar. Ah oh, hayvan oraya sonra birileri basacak. Mesela başkasını düşünmek yok. Sadece kendi eleştirilmesin. Kendi şey yapmasın, orada laf işitmesin. Mış gibi evet. Göstermelik yapıyoruz bir takım şeyleri de hayatta. Şimdi bununla ilgili kitabın 66. sayfasında, sen bilirsin kitabının, eylemsel hedef, hedefsel eylem diye bir bölüm var. Ve orada şöyle diyorum, eylem süreç ile ilgili bir kavramken hedef sonuç ile ilgili bir kavramdır. Yani eyleminizin neye hizmet ettiği, şimdi eylemin temizliğe ve çevre temizliğine hizmet ediyorsa sen orada süreçle ilgileniyorsun. Süreç gündüz de olsa gece de olsa çöpünü toplayacaksın, evet. Hayvanın pisliğini toplayacaksın. Evet. Ama söylediğim gibi burada hedef sonuçla ilgiliyse, yani sen işte birileriyle didişmemek için, tartışmamak için, dışarıdan öyle bir görüntü çizmek için onu yapıyorsan sadece sonuçla ilgileniyorsun. Gece yapayım, gündüz yapmayayım gibi. İşte bu da işin hep başından beri konuştuğumuz şey. Kendine dürüst olmak, kendinle samimi olmak, kendine gerçekten açık ve şey olmak, kendinle yüzleşiyor olmak. Bence bunu yaptıktan sonra zaten her şeyin kilidi burada. Mesela bazen... Yani buna da yine çok güzel bir örnek verebilirim. Bazen bana mesleki anlamda bu tür eleştiriler geliyor. Bir gün beni çok ünlü biri aradı. Dedi ki, Çağatay Bey dedi, işte sizi dedi falancadan duydum ve ben de size gelmek istiyorum dedi. Çok özür dilerim, ben size almayı çok isterdim ama alamayacağım dedim seansa. Çünkü dedim,
sizin eski sevgiliniz benim yeni taşındığım yerdeki kapı komşum. Dolayısıyla bu noktada etik olmaz benim sizi almam. Ve o kişi bana döndü dedi ki, ben dedi şimdi sizi daha çok tanımak istiyorum ve çok teşekkür ederim bana bu kadar dürüst davrandığınız için. Çünkü siz bana bunu söylemeseydiniz ben bunu bilemeyebilirdim. Nereden bilecektin? Ama ben kendime dürüstüm. Evet, yani ben doğru. Kafamı yastığa koyduğumda ben o kişinin eşinden onu bir yıldır dinliyorum zaten, yani dinlemişim. E şimdi bir de o kişi bana gelmek istediğinde onu söylemediğim ha, zaman bir de komşu olmaz. Sana anlatmış. Anlattı yani tabii. Görüşmüşsünüz, görüştüm, anlattı. Hiç etik değil, olmaz tabii yani. İşte bak bu bunun gibi bir şey. Eylemsel hedef, hedefsel eylem. Şimdi şöyle bir kılıfına da uydurabilirsin. E olur mu öbürü profesyonel? Hayır ya, o öyle olmaz şimdi. Sen ona söylediğinde o onu etkilenirsin. Sen de etkilenirsin hoş. Bir kere. Ya hayır işte hoş değil. Ne? Yani samimi olmuyorsun. Yani günün sonunda dönüyor dolaşıyor hepsinin özü aslında kendine karşı dürüst olmak, hayata karşı dürüst olmak, kendinle yüzleşmek ve hayatla kendini yüzleşmek. Kendini de eleştirebilmek lazım. O zaman da karma sana... Bir de herkesi çok eleştiriyoruz da kendimizi hiç eleştirmiyoruz ya. Karma genelde. Is the bitch. Karma is the bitch. Karma is the bitch and it wouldn't work for you der o zaman. Yani bu, o zaman senin için o bitchiness tarafı, karmanın o kötü ve yaralayıcı ve o gerçekten üzücü tarafı sana o zaman işlemiyor yani. Seni hedef almıyor. Almıyor. Mesela ben çok korunan bir insanım bak. Bir de ben böyle dediğimde bana şöyle, aa dilini ısır, kıçını kaşı, nazar değer falan. Ya diyorum ki kardeşim dilimi de ısırsam, bilmem nereye mi de kaşısam. Günün sonunda ben bunu çok iyi niyetle söylüyorum. Ve de korunduğuma inanıyorum. Çünkü ben de birilerini, hani bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyen biri değilim. Ben de bu şekilde var oluyorum. Gerçekten buna rağmen de kötü bir şey oluyorsa o anda da onun olması gerekiyormuş. Aynen öyle. Bu da başka bir şeyden koruyordur beni. Artı bir de güzellikleri anlattığımızda aman anlatma nazar değer ama her türlü eleştiriyi, çirkinliği de böyle evet. Şey ya da kötüymüş gibi gösteriyor. Mesela bana gelip öyle takıntılı evet. Tipler var. Diyor ki Çağatay Bey diyor ben diyor karımı ya da kocam işte neyse. Milletin yanında diyor fazla öpmem, fazla dokunmam, fazla samimi poz vermeyiz. Sonra evi ben denedim bunu kaç kez. Gittim yanağından öptüm. Sonra eve gidince hep kavga ettik. Acaba başka bir sebepten ötürü olabilir mi? Yani acaba onu öyle orada öptüğün için öteki de bilmem ne yapıp oradan ol. Yani hani bu neye inanırsan gerçekten o oluyor tabii hayatında. Tabii canım ben burayı çok anlatırım. Mesela şöyle bir insan böyle erkek mükemmel bilmem ne millet. Ay nazar değer anlatma. Diyorum ki siz bütün kötü şeyleri anlatın. Ben iyi bir şey anlatıyorum. Nazar filan da değmez diyorum. Bilin diye anlatıyorum ki öyle erkekler seçin hayatınızda kendinize. Ama bu anlatmayla ilgili bir şey eleştireceğim pozitif ve yapıcı yönde. Neyi de ne kadar anlatmamıza karar vermemiz lazım. Çünkü şu da geliyor. Bak şimdi terapist olunca her vaka geliyor. Kadının biri bir gün bana geldi dedi Çağatay Bey dedi biz dedi bir gün bir yere taşındık dedi işte bir yeni bir semte taşındık. Bir hanım vardı çok güzel bir hanım ben de baktım tam tarzımız yakın. Geldi gitti arkadaşlık etti sohbetimiz çok ilerledi ben de dedi çok aptalca dedi kocamla cinsel hayatımız dedi ballandıra ballandıra anlattım. Sonra dedi o kadın dedi benim kocamı çok merak etmiş ne yapıyor diye. Sonra ona yavaştan yavaştan dedi yanaştı. Sonra dedi kocamı dedi elimden aldı dedi ve ben bir daha dedi karar verdim bu ikinci adamla evliydi bana. Geldiğinde de. Ben dedi ilk evliliğimi bu yüzden bitirdim dedi. Sonra onlar dedi benden ayrı dedi ev tutmuşlar bilmem ne. Sonra dedi ben dedi karar aldım. Neyi ne kadar anlatacağıma dedi karar verdim dedi. Artık dedi çok o kadar iştahlandırıcı şekilde detaya girmiyorum dedi. Hani evet biz mutluyuz deyip geçiştiriyorum. E dedim demek ki sizde çok fazla hani çünkü insan psikolojisi yapabilir yani karşı tarafta meraktan. Benim ya iştahı kabarabilir hani. Benim öyle bir korkum yok. Bir. İkincisi o kadar detaylı şeyler ben buranın karakterini anlatıyorum kadınlara. Canım ben de sana diyorum kadınlara. Sen de anlatıyorsun öyle demiyorum. Öyle hani ben anlatınca dedin demedin. Ya üçlü anlatmak senden lazım. Senden yola çıkarak başkasına örnek veriyorum yani. Kesinlikle. Sen gayet ölçülü öyle anlatıyorsun. Öyle haset tipler öyle var ki sen delimsin yani. Ölür biter onu elde etmek ayrıca ben için. Sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ben samimi söyleyeyim şimdi burada bir itirafta bulunayım. Şimdi ben mesela çok yakın bir arkadaşım partnerinin çok detaya girip anlatsa da ben o gözle göremem. Yani o ikisini düşünür kafamda fantaziler olarak ya, resmederim sen, yani. Mesela sen başka işte, neler duyuyorsun? Onu neler... düşünüyor olmak bir kere hani ben otomatik olarak öbürüyle kardeş oluyorum kafamda da kanka. Ayrılsa da benim için bir şey ifade etmez. Geçme hani öyle yapıyorlar yani ayrılıyor. Hı-hı. Öbürüyle zaten biliyorsun hani yıllarca bu bugün sanat dünyasında da böyle isimler var. Birbirinin kardeşiyle de birlikte olduğu için küs olanlar var. İsim vermeye gerek yok evet. Ama sen biliyorsun kim olduğunu. Onlar mesela eleştirdiler çok. Ha bu da onun duygusu. Ona da bir şey demiyorum. Ama ben mesela yapı olarak otomatik olarak anlatınca sizin fotoğrafınızı düşünüp ama öyle ilerliyor. Ama neler duyuyoruz yani. Ya. Bunları tabii ben ki. Mesela garipsemiyorum artık. Her şey olur hayatta diyorum. Her şey insanlar için. Evet. Benim annemlerin çok yakın bir arkadaşı.
eşi kızının babası değildi ve elinde büyümüştü kız da. Kız büyüdükten sonra kadını bıraktı. Kızıyla evlendi adam. Evet. Skandal patlamıştı sosyetede. Kıyametler koptu. Ama çok, çok oldu iyi, kardeşim, çok oldu. Kimse böyle bir şey için yola çıkmaz. Evet. O adam da yapmışlar, o kadınla artık evlenirken bunun için yola çıkmadı. O kadın da kızını doğururken böyle bir şey için yola çıkmadı. O kız da büyürken böyle bir şey ama için yola çıkmadı. Ama mutlaka karmada da bir şey yaşarlar. Yani orada onun için de oldu. Bunu ah vah nasıl olur skandal filan, kıyametler, gazeteler. O senin de başına gelebilir, herkesin başına gelebilir. Skandal dediğimiz şey sıra dışı olan şey aslında. Yani sıra dışı olunca onun adı skandal oluyor. Her toplumdan topluma göre değişiyor. Herkes nasıl eleştirdi? Yani o eleştirenlere bak, hepsinin hayatında muhakkak bir acayiplik var. Bir bilmem, evet, dejenerlik şimdi bir şey programı var. Şimdi programı biz bu kadar uzatırsak, onun için hayır, eleştiriden bir şey yaptık. Eleştirecekler. Bitirdik herhalde, değil mi? Doldu mu yönetmenim? Söyletmesinler beğenmiyorlarsa. Biz muhabbet ediyoruz zaten. Hayır canım. Çok da şey öğreniyoruz değil mi bu arada muhabbet ederken Çağatay? Aydan. Bence de, ben de senden çok şey öğreniyorum ama topladığımızda yani eleştiri psikolojisi hani öyle ilginç bir psikoloji ki bence üslupla çok doğru orantılı. Yani ben mesela birinin beni eleştirmesini gerçekten hiçbir zaman alınmam. Hoşuma da gider. Çok küçük yaşlardan beri de alışık olduğum için. Ama şimdi kişi hep senin için iyi şeyler. Hayır. Diyorum ki bak, aradaki farkı ayırt edemiyorsun. Sen şu an terbiyesizlikle beni eleştirmeyi karıştırıyorsun. Hmm. Terbiye sınırlarını bilerek tabii ki beni eleştirebilirsin. Ben de ondan almam gerek. Acaba beni eleştirmen demek senin beni eleştirdiğin noktada seninle hemfikir olmam anlamına ayrıca gelmiyor. Ayrıca onun dediğini yapmak zorunda bir de o da yani değilsin. Ha, bir de bir şey var. Mesela ben sana zaman ayırdım, eleştirdim. Dediğimi yapmayacaksan ya ben böyle peşin anlaşma mı yaptım? Ay, olacak hani işte. Bana da şimdi seansa geliyorlar. Her söylediğimi yapınca odadan küçük küçük Çağatay Öztürkçükler çıkar. Kişiliksizlik olur. Böyle bir saçmalık olabilir yapamaz mi? Yapamaz zaten. Yani yapamaz, olmaz. Yapmak isteyen var ama o da hasta oluyor zaten. Borderline sendrom oluyor. Bilmem ne oluyor. Yani kısacası eleştiri değil, eleştiriyi nasıl yaptığın ve hangi niyetle yaptığın önemli diyoruz. Ve bugünkü programımızı burada evet, lütfen, sonlandırıyoruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi ki, nereye bakıyoruz? Hangi kameraya bakıyoruz? Şu şuraya, senin kameran. Oraya bakıyoruz. Efendim iyi ki bugün bizimle oldunuz. İyi ki Billur beni konuk aldı. Bir kez daha ne diyoruz? Hoşça kalın, mutlu kalın. Bu arada unutmayın, her hoşça kal bir merhabadır aslında.